Nurgül çıktı mı? Yok, ütü yapıyor yukarıda. Açsan bir şeyler hazırlasın. Yok. Cihan Hoca ile konuştum da. Ne dedi? Ne zaman aradı? Ben aradım. Konuştuğumuzdan beri her şey yolundaymış. Okulda da hiçbir vukuatı yokmuş. Bak biraz daha bekleseymişiz her şey yoluna girecekmiş. Biraz daha bekleseydik her şey çığırından çıkacaktı Sevim. Sen de biliyorsun bunu. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Adama sınırsız yetki verdik Ahmet. Ben Cihan Hoca'ya güveniyorum. Belki de bizim yapamadığımızı yapıp adam eder Kerem'i. Vallahi ben de kendisinden çok ümitliyim. Yani gerçekten benim gibi odundan bir adam yaparsa... ...o zaman artık ona baba derim. Hiç bana bakma. Kerem'i bu hale sen getirdin. Günaydın. Saat kaç? Saat 6:15 var. İyi o zaman ben seni rahatsız etmeyeyim. İyi geceler. Dur. Derhal kalkıyorsun. Yüzünü yıkıyorsun, duşunu alıyorsun. Ondan sonra giyinip benim sana mesaj attığım yere geliyorsun. Derhal. Ya okula rahat bırakmışım. Hadi burada rahat bırak. 15 dakikan var. Ne işimiz var burada? Bundan sonra her gün böyle. Başka derdin var mıydı? Var. Her gün önce 1 saat burada koşu, ondan sonra antrenman. Bak hocam benden topçu olmaz. Olur. Olur. Bak, olmaz diyorum sana. Yahu olur diyorum ben de. Olur. 3 ay sonra kendine bile inanamayacaksın sen. Olur. Ne güzel. Tek eksiğim buydu çünkü. İşte eksiğini kapattım. Fena mı? Haydi. Başla. Tamam, ben biletleri ayırttım. Şimdi almaya gidiyorum. Hemen buraya geliyorsun sen de, tamam mı? Sen git al. Ben arkadaşlarımla vedalaşacağım. Ya kızım, bir daha görmeyeceğin insanlarla ne yapmaya vedalaşıyorsun? Kapatıyorum hadi.
serbest kıyafete geçtikte benim mi haberim yok? Bilmem. Ya ne oldu, ne bu halin? Biz dönüyoruz Yağmur. Göl yazıya. Saçmalama. Vallahi dönüyoruz. Ya neden? Ben de bilmiyorum ki nedenini. Annem öyle istiyor işte. İnanmıyorum ya. Nereden çıktı şimdi bu? Hocam, Kerem'i takım aldınız ama. Aldım, evet. Takım oyununu bilmiyor, biliyorsun. Zaten oynamak da istemiyor takımda. Ben onu uyumlarım, sen merak etme. Peki. Hadi çocuklar, toplanın. Toplanın ısınmak için. Azverim, sen niye giymedin? Bir saniye konuşabilir miyiz hocam? Tabii. Siz ısınmaya başlayın, ben geliyorum. Beyler. Isınıyoruz. Sana çok güzel haberlerim var. Kulüpten izlemeye gelecekler seni. Eğer gözlerine girmeyi başarırsam. Çok isterdim ama yapamam hocam. Nedenmiş o? Çünkü ben okula bir daha geri gelmeyeceğim. Ne demek, anlamadım. Biz geri dönüyoruz Gölyazı'ya. Okulu bırakıyorum. O ne demek okulu bırakıyorum, anlamadım. Nasıl ya? Herkes dışarı, haydi. Ara vermiyoruz. Antrenman iptal, yarın konuşuruz. Hadi. Siz de, haydi. Dışarı. Yarın görüşürüz. Kerem. Hı. Ne yaptın sen kıza? Hiçbir şey. Dün konuştuklarından başka bir şey yaptın mı? Yok ya, benim alakam bile yoktu. Peki öyle olsun. Barış yeter ya. Yapmadım diyorum. İnanmıyorsan git ona sor. Anlat bakalım, nereden çıktı bu iş? Bilmiyorum. Nasıl? Vallahi bilmiyorum. Okuldan eve döndüm. Annem valizleri toplamıştı. Dönüyoruz dedi. Nedenini de söylemiyor. Konuşayım ister misin annenle? Ne kadar başarılı olduğunu öğrenirse belki yani. Yok hocam, hiçbir işe yaramaz. O bir kere koymuş aklıma. Vazgeçiremezsiniz. Emin misin? Eminim. Ben aslında hiç dönmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Ama benim ne istediğim bir önemi yok gördüğünüz gibi. Ya Zeynep bak, sen çok özel bir kızsın biliyorsun değil mi? Bilmem. Öylesin. Geldiğin günden beri elinden geleni yaptın. Bütün arkadaşlarınla didiştin, uğraştın ama kendi doğrularını ortaya koydun. Ama hiçbir şey yaramadı, sonuçta gidiyorum. Ne demek, olur mu öyle şey? İki günde herkes hizaya geldi bak, Kerem'e bile. Siz yine de gözünüzü üstünden ayırmayın, ne olur ne olmaz. Doğru söylüyorsun aslında. Ben gideyim hocam, daha eşyalarımı toplayacağım. Tamam, peki. Git bakalım. Kendine dikkat et. Çalışmaya devam. Merak etmeyin, devam. Teşekkür ederim her şey için.